ve Sağlık Programı'ndan herkese merhabalar. Bugün farklı bir konu başlığıyla karşınızdayız. Genital estetik ve cinsel sağlığımız. Bu başlığı çok değerli iki konuğumla tartışacağız, değerlendireceğiz. Profesör Doktor Akın Sivastoğlu, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan sayın hocamız. Diğer değerli konuğum Profesör Doktor Eray Çalışkan, İstanbul Konya Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan. Hoş geldiniz hocalarım, arkadaşlarım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Aydın hocamız. Teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz Aydın hocam. Ne demek? Çok keyifle tartışacağımızı düşünüyorum bu konuyu. Aslında hem kadınlar tarafından hem de meslektaşlarımız tarafından sanıyorum son yıllarda operasyon olarak da çok artan bir talep, hem medikal yönüyle hem cerrahi yönüyle artan bir talep var bu konuda. Belki ben hani oranları ve neler olup bittiğini sizden daha iyi dinleyeceğiz program süresinde gözlemi konuşuyorum ama siz biraz daha veriyle konuşacaksınız sanıyorum bu konuda. Gerçek anlamda plastik cerrahide genel olarak da bir artış aslında görüyoruz. Belki doğru plastik uygulamalarda, hem medikal estetik uygulamalarda. Bazı branşlar iç içe giriyor, gözdür, işte kulak burun boğazları gibi ama genital bir bölge olduğunda daha çok kadın doğumcuda sanıyorum bu estetik uygulamalar. Yani plastik cerrahların çok da girdiği bir alan değil. O yüzden hem medikal yönüyle hem de cerrahi yönüyle kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin daha çok uyguladığı bir genital estetik operasyonlar medikal yönü, cerrahi yönüyle yapılabiliyordu ama sanki bir hız kazandı, çeşitlendi, değişti, biraz daha genişledi gibi düşünüyorum. Bu konuda sizin görüşünüzü alabilir miyim Akın hocam? Neler yapıyoruz? Kadın doğum cephesinde neler oluyor? Kadınların talepleri yönünde neler oluyor? Eğitimimizde bunlar var mı yoksa uzmanlık sonrası eğitimde bunları mı tamamlıyoruz? Hem talep kısmı hem de uygulama kısmı hem de eğitim kısmı ile ilgili bir görüşlerinizi alabilir miyim? Sevgili Aydın Hocam, tabii ki bizim hem kıdemlimiz olmanız vasıtasıyla hem konunun pelvik tabanın açıkçası Türkiye'deki ilk doğal doku yönteminin uygulanması gerekliliği konusundaki o müthiş iddialığınızla da birleştirerek böylesine bir programı Türkiye Klinikleri Televizyonu'na hazırladığınız için teşekkür etmek istiyorum. Birkaç detaya hemen bir vurgu yapmakta fayda var. Şimdi Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nin yıllık istatistik açıklamaları oluyor. Şu anda elimizde en güvenilir veriler oradan geldiği için onları temel olarak konuşuyorum. Örneğin Amerikan Plastik Cerrahları Derneği'nin verisi şu: kadın genital estetik cerrahisi girişimlerindeki artış %500. Kadınlar üzerinde uygulanan, en sık uygulanan estetik cerrahi girişimleri meme augmentasyon ve onun tipleri. Ama şu anda genital estetik cerrahi operasyonlarındaki artış ve trend göz önüne alınırsa birkaç yıl içerisinde en sık uygulanan operasyonlar bunlar olacak deniliyor. Tabii bu sürecin ne kadar büyük bir talep gördüğüyle ilintili çok net bir veri. Aynı şey bizim ülkemiz için de geçerli. Covid salgınını yaşadık dünyada. Bir dolu ameliyat tekniğinde azalma gözükürken kadın estetik cerrahisiyle ilgili uygulamalarda en azından stabilizasyonla seyredildi ve şimdi de hızlı bir artışla karşı karşıyayız. Uygulanan tekniklerin çeşitliliğinden ziyade bir başka önemli detay, özellikle insanların bu cerrahiyi olmak istemelerinde ilk bakışta hiçbir rasyonel yokmuş gibi gözüküyor. Çünkü normalin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani normal vulva nedir? Aynen normal göğsün ne olduğunu bilmediğimiz gibi. Ama hal böyleyken inanılmaz bir hasta talebi var. Ve biz bunun pratik sonucunu özellikle Türkiye'de kadın doğum camiasında çok net görüyoruz. Örneğin ulusal ölçekteki kongrelerde veya lokal yapılan estetik cerrahi çalıştaylarında o kadar çok talep var ki zaman zaman açıkçası bunlarla yetişmekte biz dahi zorlanıyoruz. Bu bağlamda özellikle vurgulamak istediğim detay,
hem hasta kanadından ciddi bir talep var hem de hekimler arasında bir arz söz konusu. Özellikle en çok sıkıntılardan bir tanesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak bizlerin bu tür uygulamaları yapıp yapamayacağı ile ilgili anlamsız tartışmalar. Söz konusu tartışmaların hiçbir rasyonel yanı yok. Özellikle medikal estetisyen arkadaşlarımın bile vulvar ve vajinal bölgede uygulama yapabilecekken bizim bu bölgeyi en iyi bilen hekimler olarak uygulama yapmamız konusundaki ters tepkilerin hiçbir mantığının olmadığını düşünüyorum. Kısaca trend şu anda genital estetik cerrahi tekniklerinde ve özellikle de hem hasta bazında hem de hekim bazında ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Bununla ilgili çok daha teferruatlı detayları sevgili Eray sizlere zaten verilerle sunacaktır diye düşünüyorum. Ama ilk giriş açısından temelde vurgulamak istediğim ciddi bir trendle karşı karşıyayız. Akın Hocam çok teşekkürler. Tabii şimdi Akın ve Eray'ı burada konuşmacı olarak davet etmem tesadüfi değil. Biraz önce Akın Hoca da girişte söyledi. Aslında biz perlik taban. Çünkü ben kadın genital operasyonlarının hep bir tıbbi yönünde olduğunu da düşünüyorum. Yani tek başına yani diğer estetik ameliyatlardaki seçimden daha farklı bir yönü var diye düşünüyorum. Hani belki bu konudaki görüşme katılırsınız, katılmazsınız. Hani elbette tabii bir takım uygulamalar tamamen estetikle kabul edilebilir ama özellikle vajinal ön arka onarım değil mi? 35 yıllık hekimlik hayatımız boyunca bir tür fıtık cerrahisidir bu. Perlik taban bozukluğudur. Yani sadece pür estetik gibi bakabileceğimiz bir konu da değildir. İçine iç içe geçtiği yerler olduğunu düşünüyorum. Gerek Eray Hocam, gerek Akın Hocam ve ben yıllardır perlik taban ki hala da çalışmalarımızı sürdürüyoruz bu alanda. Hani kadın perlik taban sorunları ciddi de rehabilitasyonunda karar vermesi, değerlendirmesi, uygulaması da kritik olan bir alandır bakıldığında önemli. O bakımdan ben o konudaki eğitimi zaten çok önemsiyorum ve her iki hocamız da yıllardır bu konuda emek verdiler, ciddi kongreler, toplantılar yapıldı ama bir de üzerine medikal estetik de eklendi gibi düşünüyorum son yıllarda. Mesela Sevgin Eray Akın Hoca çok ciddi bir oran verdi. Amerika'da böyle %500 artışlar falan gibi yani. Sanki Türkiye'de değil de dünyada da böyle bir artış olmuş. Hani genital estetik, medikal uygulamalar değil mi? Bu konuda öncelikle sen ne düşünürsün? Niye bu talep patlaması oldu kadın tarafında? Tabii kadın tarafında talep patlaması olur. Erkek, kadın doğum hekimlerinin de bunu öğrenmesiyle ilgili bir talebin olması son derece doğal. Çünkü uzmanlık eğitiminde yeterince bunlarla ilgilenmiyoruz. Yanlış mı düşünüyorum? Dünyada nasıl? Onların uzmanlık eğitimlerine nasıl? Gerçekten bu talep artışlarını neyi neden olarak düşünüyorsunuz? Aydın Hocam, bizim yetiştirdiğimiz arkadaşların bazıları her şeyi bıraktılar, sadece genital estetik yapıyorlar. Evet, ama tek başına bir konu zaten bu yani. Onun için diyorum. Şimdi insanlar şöyle düşünüyorlar. Yani estetik deyince, şimdi burada şunu ayrımını iyi yapmak lazım. Rekonstrüksiyon, kozmetik cerrahi ayrımını yapmak lazım. Rekonstrüksiyon bozuk bir yerin düzeltilmesi. Evet. Şimdi kozmetik cerrahi şeklin düzeltilmesi ama bunun içinde sağlık da var. Burada özellikle vurgulamamız gereken şeylerden bir tanesi biz kadın doğumcu olarak pelvik taban, vulva yani kanser ameliyatlarında vulvayı biz bir yerden bir yere geçiriyoruz. Paravajinal defekt, diyafram onarımları, levator onarımları, pelvik perineoloji, Akın abim dünyada bunun başkanlığını yapmıştır. Pelvik tabanın tamamı kadın doğumun konusudur aslında. Biz bunu artık kadın açısından konuşabilir hale geldik doktorlar olarak da. Burada şunu gözden kaçırmamak lazım. Pelvik taban estetik problemleri için gelen kadınların yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir kısmı pelvik relaksasyon yani östrojen eksikliği, genitourinary sendrom, genitourinary atrofinin bir sonucu. Vulvada atrofi var, vajinada atrofi var, buna bağlı cinsel ağrıları var, dispareunileri var. Bunların bir kısmı kolajen defektine bağlı, aynı zamanda vulvada sarkması var ama içeride vajinada da prolapsusu var. Yani bu olguların tek başına vulvayı düzeltmekte pelvik tabanı bilmeyen, kadın doğumcu olmayan birinin evet. yapacağı ameliyat her zaman yüzeysel ve eksik kalacaktır. O zaman biraz önce söylediğim konuyla iç içe değil mi Eray? Yani sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Yani bu kadın doğumda tamamen estetik bakılabilecek bir konu değil yani. Bence tıbbi estetik yönü birbirine geçmiş var, durumda. Yani. Relaksasyon evet. sendromu dediğiniz evet. şey evet. hem orgazm azalmasıyla gider evet. hem östrojen eksikliğiyle gider.
hem de yaşlanmayla giden, yani kadın yaşlanmasıyla giden bir şey. Ve bununla eşlik ederek aynı ameliyatta yapmanız gereken şey sadece ön arka onarım değil, fasyaların düzeltilmesi, ligamentların toparlanması, idrar kaçırma, gerekirse dışkı kaçırmaların bile müdahale edilmesi de birlikte getiriyor ki bu hem rekonstrüksiyon var işin içinde, hem rejuvenasyon var. Ki biz rejuvenasyonu artık gündemde konuşmaya başladık. Akın abi daha iyi bilir. Bugüne kadar yaptığımız kurslarda arkadaşlarımızı takip ediyoruz. %100'ü uygulamaya başlıyorlar. Neden? Çünkü zaten bildiğimiz alan. Bildiğimiz alanda bir iki küçük rötuş, bir iki eğitim. Bu arkadaşlarımızın hepsi bunları uygulayabilir hale geliyorlar. Evet. Akın abi bu konuyu daha iyi açıklar diye düşünüyorum. Şimdi Eray'ın söylediklerine bir şey ilave etmek istiyorum. Bu çok ilginç. Müthiş bir çalışma var. Kadınlarda ön ve arka onarım yapılmış bir gruba. Bir gruba ise ön arka onarımın yanı sıra değişik kozmetik fonksiyonel cerrahi girişimlerinde bulunmuş. İşte labioplasti ilave edilmiş, hudoplasti ilave edilmiş. Hatta bir kısmına hyaluronik asit veyahut da PRP enjeksiyonları yapılmış gibi bir yandaş ameliyat daha konulmuş. Ve daha sonra bu kadınlara sorulmuş, ameliyatınızdan memnun musunuz diye. Estetik girişimlerle birlikte yapılan cerrahileri geçiren kadınların çok daha anlamlı bir şekilde mutlu oldukları ortaya konulmuş. Dolayısıyla Eray'ın söylediğiyle ve tabii sevgili Aydan Hocam sizin de söylediğinizle uyumlu olarak perlik tabanı aslında bir bütün. Biz bütünlüğü içerisinde ki yıllardır ben integral teori tabanlı çalışıyorum, Eray ile çalışıyor. Bunun yanı sıra bir de fonksiyonel genital estetiği ilave ettiğimiz zaman gerçekten çok anlamlı bir sonuçla karşılaşıyoruz. Hepimizin ortak amacı şu, mutlu kadın. Çünkü mutlu kadın, mutlu aile, mutlu toplum demek. Dolayısıyla kadın sağlığını önceleyen herkesin bu sürece ön ayak olması, destek vermesi ve kesinlikle etik ve bilimsel kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki biz vücut şekilleyicilerin taleplerini karşılamamak konusunda kararlıyız. Zaten bu bir etik süreç. Özellikle fonksiyoneli ilave etmek istiyorum. Bu çok önemli bir detay. Bizim uygulamalarımızda aynen AKOK kriterleriyle uyumlu bir şekilde fonksiyonel sıkıntısı olan olguları da yönetip aynı zamanda perlik taban sorunlarında çözücü cerrahi teknikleri uygulamak şeklinde. O zaman yani konuşmanızdan anladığım, yani fonksiyonel sorunlarla birlikte olduğunda dış genital sisteme uygulanan medikal estetik yaklaşımların hasta memnuniyeti açısından dramatik farklı olduğunu söylüyorsunuz. Yayınlarda böyle midir Eray? Evet. Bu konuda sen ne dersin ya da Aykun Hocam siz? Ben onunla ilgili bir kısa söyleyeceğim, sonra Eray'a vereceğim sözü. Bakın çok ilginç bir şey var. Mesela bu geçen yıl yayın oldu. Yayın İran'dan geliyor. Yani bu PubMed bir dergide çıktı. Tahran Üniversitesi'nde yapılmış, onun hastanesinde yapılmış. İşte 18-43 yaş aralığında kadınlara çeşitli kozmetik cerrahi işlemler uygulanmış. İşte labioplasti, udoplasti, efendim vajinoplasti, perinoplasti gibi 50 kadına. Önce ve sonra testler yapılmış ve aynı zamanda bunların eşine de yapılmış. Bu kadınların eşlerine de yapılmış. Özellikle cinsel fonksiyon açısından farklılık var mı yok mu diye eşlerine de yapılmış. Ve bu çalışmanın değerlendirilmesinde dünyanın standartında kullanılan çeşitli sorgulama formları kullanılmış. Sonuçlara baktığımız zaman özellikle kadının bedensel algısında inanılmaz bir artış var. Kadının özellikle cinsel doyum parametrelerinde inanılmaz bir yükselme var ve kadının cinsel fonksiyonlarında ciddi bir artış var, istatistiksel olarak anlamlı. Ama daha da ilginç olanı erkeklerde de cinsel fonksiyon parametrelerinde yükselme izleniliyor. Yani vurgulamak istediğim şey özellikle kadını mutlu yapıcı bir süreç aynı zamanda eşine, dolayısıyla bütüne baktığınız zaman aileye yansıyor. Bu bağlamda estetik girişimlerin son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
Zaten İran bildiğim kadarıyla genel olarak estetik cerrahiye çok meraklı bir popülasyon. Hem kadın tarafında hem evet. erkek tarafında. Bu da doğru. Dolayısıyla hani bu araştırmanın da hani oradan hem vaka sayısı olarak hem de araştırma olarak çıkması da aslında bakıldığında uluslararası açısından ve yayın açısından da çok şaşırtıcı değil. Çünkü ülke gerçekten bu anlamda plastik cerrahları da çok deneyimli mesela İran. Ben iyi plastik cerrahi geçiyor. Çok gerçekten meraklı bir toplum. Şimdi biraz önce konuştuğumuz bağlamda hiç fonksiyonel sorunu yok. Tür estetik açıdan baktığınızda yani hastanın hiç gerçekten hani hatta tabii bu cinsel kaliteyi ve cinsel hayatı sorgulayıcı skalalar da kolay. Cevaplar da bazen değerlendirmesi zor. Yani uluslararası formlar kullanıyoruz ama subjektif tarafları olan şeyler. Bu tip taleplerle de karşılaşılıyor. Mesela ben hani bu tip talepler yayınlarda ne var mesela? Hiç biraz önce iki üçümüzün de konuştuğu aslında fonksiyonel sorunlarla çok iç içe olduğu fonksiyonel sorunları zaten düzeltmek için otomatikman yaptığımız şeyin adına kimi zaman estetik, kimi zaman kozmetik diyoruz ama ben buna düzeltme diyorum. Tıbbi düzeltme yapıyoruz tarih tabanı ve buna bir estetik ve kozmetik adı koymuyorum. Ama dış genitalleri dahil ettiğinizde dış genitallerin çünkü fonksiyonel olarak tanımlanması kolay değil. Labioplastinin, işte vulvadaki değişikliklerin, işte klitoristeki değişikliklerin. Hani bunlar gerçek anlamda bir fonksiyonel sorun kabul edilebilir mi buradaki düzeltmeler? Ama yayınlarda söylediğiniz şey manidar. Yani beraberinde pelvik taban bozukluklarının fonksiyonel sorunlarını düzeltirken yapılan bir medikal estetik, düş genitalye yapılan medikal estetik ya da cerrahi girişimlerin sonuçları dramatik olarak hem kadın tarafında hem erkek tarafında düzeltir. Peki hiç fonksiyonel sorun yok. Sadece dış genital organındaki görüntüden rahatsız olduğu için ya da vajina ile ilgili daha hani belki de işte bizlerin yarattığı, belki de diğer kadınların birbirinin arasında yarattığı bir talep var. Yani vajinoplasti talebi var ama sorunu da yok. Bu grupla ilgili çalışmalar ne diyor, sonuçları ne diyor? Yani ihtiyacını kendi belirlemiş gruptan bahsediyoruz. Mesleki olarak bizlerin belirlemediği ve ihtiyacı kendi belirlemiş grupta talep nasıl, sonuçlar nasıl, hekimlerin buna bakışı nasıl? Bu konuda bizler uluslararası verilerle ilgili bir şeyler söyleyebilir miyiz herhalde? Aydın Hocam şimdi labial hipertrofi var mı? Önemli olan o. Şimdi hasta durduk yere rahatsız olmuyor. Sorduğumuz zaman hastalara yayınlar diyor ki labial hipertrofisi olanlar cinsel ilişki sırasında labyumlar daha fazla yanma yapıyor ilişki sürtünmeye bağlı olarak. İşte vajinanın içerisine girip işin doğallığını bozuyorlar. Külottan taşıyor, mayodan taşıyor, sürtünüyor, hiperpigmente oluyor, kronik iritasyon oluyor vesaire. Ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki bunların kadınların yani görüntünün değişmesini, şimdi feminist bakış açısıyla bakmaya çalışıyorum. Yani bütün güzellik yükü kadına mı yüklenmeli? Bütün araştırmalar diyor ki eşim istediği için yaptırıyorum diyenler %10 civarında, 7-10 civarında. Çoğu kendi beden algısından rahatsız olduğu için şekil ve algı bozukluğu olanları dışlıyorum. Hani yeme evet. bozukluğu, psikolojik bozukluğu olanları, vücut algısı deforme olmuş olanları dışlıyorum. Edindikleri arkadaşlarıyla karşılaştırıyorlar, yaşadıkları sorunu paylaşıyorlar, internete bakıyorlar. Edindikleri bilgilerle bakıyorlar ve kadınların %90'ı kendisi talep ediyor. Ya psikolojik olarak kendini rahat hissetmek için ya görüntü olarak rahat hissetmek için. Sonuçta güzel görünmek her kadının ihtiyacı ve güzellik algısını tabii ki tartışabiliriz ama internetten, annesinden ediniyor genelde güzellik algısını. Evet. Sadece %16'sı doktor diyor. Bakın yani burada sıkıntı olabilir. %16 Türkiye'den yapılmış çalışma var. Peki düzeltirsek ne oluyor? Labioplastilerden söylüyorum. %95'i çok memnun kalıyor. %85'i kendine olan özgüveninde ciddi bir artış var. Cinsel ilişki skalalarına bakıyorsunuz. Bakın vajinoplastiden bahsetmiyorum. Yani vajen daraltmadan bahsetmiyorum. Labioplasti ve vulvasına yapılmış olan bakımdan bahsediyorum hastanın. Hastaların FSFI skorlarında yani cinsel fonksiyon indeksleri Türkçe'ye uyarlanmış, valide edilmiş olan skaladan bahsediyorum. Orgazm, lubrikasyon, cinsel istek, uyarılma hepsinde artış var anlamlı olarak. Evet. Hani bu, yani bu... o talep o zaman daha çok hekimin yönlendirdiği değil de kadının kendi kendine çevresi ya da sosyal medya her neyse
bir sorunu var. Sorunun adını koyamıyor. Belki de bu farkındalıkla adını koyuyor, geliyor ve talep ediyor. Sorunun en genel organındaki. Evet, belki de yıllarca bununla... Evet. Doktor ve sağlık personeli %15, eşinin isteği %10. Evet, hemen geri kalan kadın talebi. Yani. Kendisi diyor sıkıntılarım var diye. Şimdi bu arada sorular hocam, alıyoruz. Buyurun. Neyi söylemek istiyorum? Bu çok ilginç. Şimdi bu Jamie McCartney diye bir heykeltıraş var. Bir İngiliz heykeltıraş bu. Kadın cinsel organlarının farklılığını ve benzersizliğini ve mükemmelliyetini ortaya koymak açısından bir projeye başlıyor. Kadınlardan işte cinsel organlarının resmini çekip ona göndermelerini istiyor. Önce çok naif bir taleple ortaya çıkıyor ama korkunç bir tarzda resim gönderilmeye başlanıyor. Ve bu bahsettiğim Jamie McCartney Londra'da The Great Wall of Vagina diye bir 8 metre uzunluğunda işte çeşitli vajinalardan oluşan bir alçı yaptığı resimlerden bir sanat eseri ortaya çıkartıyor. Ama bu eserin esas esprisi şu: hiçbir vulva bir diğer vulvaya benzemiyor. Evet. Hepsi adına ve daha da önemlisi, şimdi normal, hani demin öyle bir laf oldu da, normal bir vajen. Bu normalin ne olduğunu bilen yok ki. Aynen göğüs gibi. Dolayısıyla eğer bir kadının vulvovajen bölgesinde bir şikayeti varsa ve bizim klasik tıp bilgilerimizle, işte labium majusun uzunluğu yukarıdan aşağı 8 santim olacak, işte kenardan kaydıya uzunluğu 3 santim olacak falan gibi böyle sınıflamalarımız da var biliyorsunuz. Detayların arasına sokup bu kadını sen bu gruba girmiyorsun deyip reddetmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Yalnız tabii bunu söylerken hep şunu vurgulamakta fayda var. Vücut şekilleyicileri çok başka bir konu. O konuya lütfen hiç kaymayalım. Ama bu normal. Şekilleyen ne kastediyorsun ne kadar? Yani şöyle sürekli bir yerlerini değiştiriyor işte. Burnunu kaldırıyor. Birey olarak bahsediyorsun değil mi? Evet tabii. Yani kişinin tabii ya, kendisiyle bu, bedensel. Açıkçası. Evet. Hatta mesela bir grup var, diyorlar ki bu cerrahiler öncesinde mutlaka psikiyatri başvurusu. Evet, evet. Yani böyle yaklaşımlar var dünyada da. Evet. Bir yerden başlayan kişi devam ediyor diyorlar. Yani bu önemli bir şey. Evet. Ama işte o grup, o grubu tabii evet, iyi seçmek evet lazım. Yani işte ama bunu çoğunu çok rahat görebiliyorsunuz. İşte muayeneye geldiğinde bakıyorsunuz, yağ aldırmış, burnu kaldırılmış, göğüsleri kaldırılmış. Kadının talebi olunca burada bir sorun olduğunu zaten anlıyorsunuz. Zaten memnuniyet yaratmak da çok kolay olmayabilir değil mi? Hani süre işte... Tabii ki esas sorun orada başlıyor. Tatmin olmuyorlar tabii. Ama burada Eray'a kesinlikle katılıyorum. Yani bakın bir detay var, bu çok ilginç. Yani... şöyle bir çalışma var, aslında veriler de öyle. Mesela kimler diyor genital estetik cerrahi geçiyor? Kim, hangi grup bunu talep ediyor? Bu grubun bir özelliği var. Bunların büyük bir çoğunluğu ev hanımı. Genç ve tahsil hayatları yüksek tahsilli değil. Yani işte ilkokul, ortaokul mezunu falan. Bu dünyada da böyle, ilginç. Yani kadın yaşlandıkça, daha fazla yüksek tahsilli oldukça açıkçası kozmetik cerrahi çok gitmiyor. Ama bu grup inanılmaz talepkar. Dolayısıyla... Nasıl açıklıyorlar? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Nedir bu grubun talep etmesinin altta yatan nedeni? Daha mı çok bedeniyle ya uğraşıyor? Şimdi tabii... Evet, yani teşekkür ediyorum. Olay bu. Yani beden algısını, ama bu kadında psikolojik sorunlara yol açıyor. Belki evliliği sorunlara yol açıyor. Bakın burada çok önemli bir detay, diyoruz ki bu kadınların büyük bir kısmı ev hanımı. Yani sosyal statü anlamında da bir konumlandırma sıkıntısı olabilir. Dolayısıyla kendi vücuduyla daha fazla ilgilenmeye başlıyor. Ve kendi vücudunda ortaya çıkan bir takım deformiteleri inanılmaz sorun yapıp soluğu hekim de alıyor.
Ama bu hiçbir zaman şu demek değil, bu grup kadınlara gereken yönetim, etik ve uygun tarzda mutlaka verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Efendim aslında ilginç bir şey söyledim. Yani biraz önce ne dedik? Fonksiyonel tabanda zaten bunları eklemenin hani hekimlik yönü ve sonuçlar açısından da fayda sağlayıcı yönünü konuştuk. Ama şimdi hem eğitim evet. grubu düşük hem de daha çok yani bir şekilde aslında kadın belki de bedeniyle tatmin olma yoluna giden aslında psikolojik sorunlu olma olasılığı ya da bedensel algısı farklı bir kadın grubu mu daha çok estetiği tercih ediyor? Tüm dünyada ve ülkemizde de aynı tercih ederse belki de uğraşacağımız popülasyon daha mı zor bir popülasyon olacak? Ne diyorsun bu konuda? Evet yani ama bunu anlamamız gerekiyor. Bu kadının mevcut koşulu kendini daha fazla tarttığı zaman değil ilgilendiği bir şey. Yani düşünün ki yüksek tahsil olan, yoğun bir iş temposu olan bir bayanın yani bu işlerle ilintili düşünmeye vakti bile olmuyor bence. Ama ısrarla vurgulamaya çalıştığım detay şu, kadın kendi vücudunu tanıdıkça, kendi vücuduna egemen oldukça özellikle bir takım sorunların olduğunu fark edince ister istemez sorun aramaya çalışmak değil de sorununu görmek açısından daha avantajlı o grup kadın diyorsun belki de. Kendi zaman ayırıyor diyorsun. Evet. Farklı bir grup açısından. Kendi zaman ayırıyor, bakıyor, izleniyor, inceliyor, zamanı var, çevresiyle ilgileniyor ve bu sorunun farkına varıyor. Evet zaten. Bir açıdan. Veriler de aslında öyle. Evet. İlginç olan detay şu. Kadının benlik algısında düşme ortaya çıkınca kadında seksüel disfonksiyon ortaya çıkıyor. Kadında psikik sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Birçok açıdan. Dolayısıyla yani. Ben yaptığımız veya yapılmasını önerdiğim işi rasyonize etmek adına konuşmuyorum. İşin rasyonelini özellikle vurgulamak istiyorum. Yani kadına empati yapmak, kadını anlamak gerekiyor. Onu yaptığımız zaman zaten otomatikman ortaya çıkan sonuç bir estetik girişim olarak karşımıza çıkıveriyor. Bütünselleşmesi gerekiyor diyorsun. Evet. Herhalde bir sene devam edeceğim. Bir soru üzerinden devam edeceğim. Ameliyatsız genital estetik yöntemler nelerdir, neler yapıyoruz diye sormuş bir meslektaşımız. Daha çok herhalde ameliyatsız uygulamaları hem vajinada hem vulvada kullanıyoruz. Yani bir kesir bir şey yapmadan medikal estetik diyoruz bunlara daha çok. Neler yapılıyor vulvada ve vajinada? Şimdi dünyanın artık saygın dergilerinde de bu işlerin yapılabildiği yani hyaluronik asitlerin, mikro yağ lipid transferlerinin bunlara minimal invaziv diyelim. Lazer tedavileri, bakın Menopoz dergisinde, Klimakterium dergisinde ki bunlar A grubu dergiler. Bunlar artık non-invaziv genital yaşlanmayı engelleyici yöntemler olarak kendilerini göstermeye başladılar. Çünkü cinsellik önemli bir şey insanlar için. Yemek yemek kadar sık kullanılan, uyumak kadar sık kullanılan bir şey cinsellikte. Hayatların önemli bir parçası. Kozmetiklerden önemli sadece cinsel sorun da yok. Vajinal enfeksiyonlar var, ürünler enfeksiyonlar var, fonksiyonel de eklenir yani oradaki östrojen kaybı ve yaşlılık lazer uygulamasını konuştuğunda yani, tıbbi yönü de var burada tabii ki. Şimdi non-invaziv yöntemler içerisinde sayılmışlardan bir tanesi östrojen replasman tedavisi, diğeri hyaluronik asit uygulamaları vajinada. Evet. Ve bunun tekrarlayan vajinal enfeksiyonları azalttığı, cinsel doyumu arttırdığı, sulanmayı, nemlenmeyi vajinada arttırdığı gösterilmiş zaten. Epitelde kalınlaşmayı arttırdığı. Diğer yöntemlerden bir tanesi PRP uygulamaları. Genital erojen ağı, PRP uyguları, sinir uçlarının duyarlılaştırılması. Yaptığımız bizim kendi çalışmamız var. 6 ay takipte bütün FSFI skorlarında zaman içerisinde artış. Tabii kadının eğitimini de yapıyoruz. Klitorisinin yerini gösteriyoruz. Ön vajen duvarının daha hassas olduğunu eğitimini de biliyoruz. Bunların da katkısı olabilir. Ama PRP bütünsel olarak bir yaklaşımda bulunuyorsunuz. Lazer uygulamaları bunların hepsini yapıyoruz. Söylüyoruz. Radyo frekans uygulamaları vajinaya. Bunu şu an şunu bilmek lazım. Bütün bunlar epitelin ve kolajenin uyarılmasıyla ilişkili giden süreçler ve vücudumuzda kemik bile devamlı
bir remodeling, yeniden düzenlenme, kolajen yeniden parçalanıp yapılma sürecinde bu yöntemlerin hepsinin varsayılan etkinliği 6 ila 12 ay. Zamanı geldiğinde tekrar edilmesinin gerektiğini de özellikle vurgulamak istiyorum. Hemen yani, ikinci sorumuz da oydu Eren, ben onu soracaktım. Bu uygulamaların belli bir süre sonra tekrarlanması gerekir mi diye. Evet, yani tekrarlanması gereken uygulamalar. Çok doğal. Şimdi östrojeni verince ben size bir ay östrojen vereceğim, ömür boyu östrojeniniz yetecek diye bir şey var mı? Aynı mantıklı. Yok. Yani buradaki epitelin büyümesi, kolajenin modellenmesi de bizim uyaracağız. 6 ay, 1 yıl kişiden kişiye sigara içmesi, kullanımı, östrojeni ek olarak verip vermemenize göre kalıcılık değişiyor. Kullandığınız ürün de önemli. Bunlara bağlı olarak hastayla bunu konuşmak lazım. Yani bu işi devam edecek mi, bakımının bir süreci, bir parçası olacak mı diye. Dış vulva kısmına da bütün bunlara ek olarak da mezoterapi uygulamaları yapabiliyoruz deriye. Gerek sobon DNA uygulamaları, gerek vitamin, antioksidan, stres önleyicilerin uygulanması, buradaki derinin daha pürüzsüz, yumuşak olmasını ve lipid dolguları, minimal invaziv diye söyleyecek olursak, SVF dolguları, buradaki inflamatuar süreçler, vulvodynia gibi ağrılı süreçler, atrofiye bağlı ağrılar, bunların hepsinin iyileşiminde, sağaltımında da kullanabiliyoruz bu minimal invaziv yöntemleri. Vulvodynia'nın tedavisinde de işe yarıyor mu bu tip yaklaşımlar? Evet, SVF artı mikrolipid transferi yaptığımız zaman bu olgularda, özellikle vulvar atrofi olgularında, bu olgularda vulvodynia'nın tamamen kaybolduğunu görmeye başladık. Ve vakalarımız artık 1-2 değil, düzinelerce birikmeye başladı. Umarım sonuçları da yayınlayacağız burada. Bir şey ilave edebilir miyim? Bu genç. Şimdi dünyada oldukça tutucu medikal uygulamalarının bir tanesini biz Kanada'da görürüz. Şu anda Kanada vulvovajen bölgesinde lazer uygulamalarına onay verdi. Evet. Çünkü çok ciddi anlamda Eray'ın da vurguladığı gibi veri birikmeye başladı. Hani daha non-invaziv ve fayda anlamında, kar zarar anlamında da oldukça etkin tedavi modaliteleri bunlar. Dolayısıyla artık bilim, hani bizim bir zamanlar belki bir şekilde reddettiğimiz veya biraz da Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Derneği'nin uyarılarıyla ihtiyatlı yaklaştığımız süreçlerin artık yavaş yavaş değiştiği dönemden geçip bilimsel literatürde yer almaya başladığını görüyoruz. Bu bence son derece önemli bir gelişme. Stres inkontinansı da lazerle ilgili uygulamaların sonuçlarını düne kadar çok yani anlamlı bulmuyorduk ya da yeterli bir yayın yok diyorduk. Ama sanıyorum yeni yayınlarda stres inkontinansında tetrodelikli postmenopozal atrofik çalışıyor. Evet. Çok spesifik ama bunu genellemek çok büyük hata olur. Elbette ama mesela bazı vakalar var. Cerrahi deseniz o kadar ciddi cerrahi gerektirmiyor. Ama kaçırıyor mu? Kaçırıyor. Böyle arada kaldığınız vakalarda böyle perimenopozal, postmenopozal dönemde belki de düşünülebilir değil mi? Yani sonuçta bunlar, ben travma cerrahisiyim. Travmadan vücudu kolajeni uyararak düzeltiyoruz. Birçok yerde kullanılıyor şu anda. Hani o hyaluronik asitlerle doldurduklarımız vesaire gibi hani değişiklik yarattıklarımızın dışında uygulamaların çoğu PRP'ler, uygulamalar vesaireler, minik minik oluşturduğunuz travmanın kolajen cevabından, vücudun gene kendi becerisinden faydalandığımız bir sürü iş yapıyorsunuz. Ve vücudun her tarafında da aslında çalışan mekanizmalar diye düşünüyorum. Ve vulva bölgesine aslında tabii biz eğitimimizde hakim değil. Ama biraz önce siz de söylediniz, uzun bir eğitim süresi olmaksızın bunları zaten anatomiyi ve bölgeyi bilen kadın doğumcular kısa uygulamalarda, kısa eğitim süreleriyle uygulamalarını alabiliyorlar. Bu konuda çok da emek veriyorsunuz. Nasıl gidiyor bu konudaki çalışmalarınız? Nasıl bir strateji uyguluyorsunuz arkadaşlar? Şu anda biz özellikle kozmetik cerrahinin altını veriyle, bilimle doldurmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde Eray da aynı işi yapıyor. Ama ben Muğla Skoçman Üniversitesi'nde örneğin hyaluronik asit dolgularıyla ilgili iki tane tez başlattık.
etik onanlarını aldık. Özellikle menopozun genet üriner sendromunda ve bir de preinvaziv hastalıklarda hyaluronik asitin ne işe yaradığını ortaya koymak, dokümante etmek istiyoruz. Anekdotal vakalarımızda çok başarılı olduğunu gördüm, özellikle menopozun genet üriner sendromunda. Bir diğer detay, özellikle ben kendi üniversitemde kadın doğum ders programına jineseksolojiyi yerleştirdim. İşte kadın cinsel siklus yanıtını anlatıyoruz. Özellikle bir dolu üniversite hala maalesef bu tür işlere girmiyor. Ama jineseksoloji konusunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda Jineseksoloji Derneği'ni kurduk sevgili Cem ve Eray'la. Yeni adlandırmaların peşindeyiz. Gerçekten temel tıpa dayanan çok güzel çalışmalarımız var. Örneğin bu G-spot konusuna biz başka bir açıdan yaklaştık ve yeni bir tanımlama getirdik. Vulvar erojen A şeklinde, ki bu ciddi kabul görmeye başladı, onu sevinerek söyleyeyim. Yaptığımız işin altında bilim olması gerektiğini ve onu bilimle yönetmek gerektiğini düşünüyorum. Zaten onu koyduğunuz zaman üst çok kolay yerleşiyor. Örneğin labioplastilerle ilgili o kadar çok var ki, ya buna inanın. Yani öncesi ve sonrası başarıları, tabii ki karşılaştırma çalışmalarının olmaması en büyük handikapı. Ancak bu bilgi birikimiyle ilgili süreç zaman alıyor. Biz bunu başlatmış durumdayız. Tabii ki yeni gelecek jenerasyon buna devam edecek diye düşünüyorum. Bizim evet. Çalışmalarımız... Yani uygulamaları bir yandan da yayınlar haline getirerek sonuçlarını kalıcı hale getirmek de bir görevimiz diyoruz. Ders programına koymak son derece mantıklı. Yani aslında koyduğun ders programı estetik değil, kadın cinsel sağlığı ve dönüşünü konuşmak lazım zaten. Yani uzmanlık eğitimde bunun olması lazım. Çünkü sonra çok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bir sürü soruya cevap bulamıyoruz. Hepimiz kişisel olarak bunları daha sonradan öğrendik. Bunlar önemli konular. Hani estetik cerrahi operasyonlarının ihtisas sırasında öğretilmesi de muhtemelen biraz daha geliştirilmesi de gerekli olacaktır. Neyse, uzmanlık sonrası dönemdeki bu kurslar veya sertifikasyon programlarıyla yürüyecek. Bir şey söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Şimdi kadın genital estetik cerrahisini böyle nihiliye eden, küçümseyici veya ötekileştiren cerrahi tekniklere indirmemek lazım. Bu çok önemli bir detay. Yani örneğin işte estetik cerrahi deyince hemen insanların aklına himenoplasti geliyor canım. Hayır, bu değil. Yani bizim konumuz bu değil ki. Yani biz onun bir komponenti olarak bile görmeyebiliriz. Burada önemli olan özellikle kadının benlik algısına etki edecek, kadının psikolojisini ve fizyolojisini etkileyecek doğru girişimleri kadınlara uygulama sanatı. Ben olayı böyle görüyorum. Aslında kıl hocam, genital estetik değil, genel estetiğe bakışımızda böyle bir şey var. Yani böyle bir yadırgama, gereksiz görme, eleştirme. Yani bu hani kişisel olarak da var. Yani bu genital bölge olduğunda daha da belki de eleştirel olabiliyoruz. Yani ama burada zaten işte sizin araştırmalarınız, yaptığınız yayınlar, kadının benlik algısı, işte o yüzden zaten başlığımız cinsel sağlığımıza etkisi. Yani gerçekten bunları yapıyoruz ama bir fayda da sağlıyor muyuz? Ki ben hani kendi kişisel görüşümü de belirttim. Yani tek başına, mesela biraz önce orada yani kendi görüşün olarak söyledin ama belki de hani üzerinde de durulabilecek. İşte biz vajinanın enini boyunu yazıyoruz, işte birinci derecedeki bir derece. Biliyorsun bir sürü sınıflamamız var değil mi vajinanın anatomisini tanımlarken? Evet. Çünkü ortak sınıflama yapmazsak ve ortak dili konuşmazsak yayın çıkaramıyoruz. Düzelttiğimizi veya yaptığımızı anlatamıyoruz. Dolayısıyla tanımlanmış anatomik değişiklikler var. Ama biraz önce önemli bir şey söyledim. Ben dedim ki hiçbir anatomik şey tanımlamadık. Fonksiyonel sorunu da yok. Ama kişi vajinoplasti ve labioplasti istiyor. Bununla diğer sorunlu olan insanların arasındaki cerrahi sonuçlar farklı mı soruma sen ne dedin? Aslında normali nasıl tanımlıyoruz ki dedim. Değil mi? Normali nasıl tanımlıyoruz? Çünkü belki de kadın bunu isterken kendi açısından farklılıkları var. Ama biz cerrah gözüyle bakıyoruz. Ne birinci dereceden, ne ikinci dereceden ya da hangi sınıflamayı konuşuyorsak bildiğimiz bir şey görmüyoruz hastanın muayenesinde. Ama hala talebi var.
buna pür estetik mi diyeceğiz? Hani benim hep kafamda düşündüğüm zaten fonksiyonel ve tıbbi ve estetik yönü bir arada olan bu düşünceyi böyle bir alt grupta var mı? Bunlarla ne kadar sıkla karşılaşıyorsun alt grup dedim. Hani kabaca bizlerin cerrah olarak normal dediği grup. Ama senin bakış açında belki de hani herkesin sadece algısı üzerinden gitmek lazım değil mi? Ve normali nasıl tanımladık ki? 8 santim değil de 5 santim olunca niye normal olsun ki? Herkesin farklı bir anatomisi var gerçekten de. Yani olayı detaylara indiğimizde bir sürü farklı boyutunu konuşabileceğimiz bir konu ama estetik cerrahi bakışımız genel olarak zaten hani biraz eleştirel. Birey olarak da belki de hekim olarak da. Genital estetiğe daha da eleştirel bakıyoruz. Çünkü hemen cinsellik boyutuna belki de odaklanıyoruz ama fonksiyonel boyutu ve birçok boyutu var. Kaldı ki cinsellikte oldukça temel bir şey. Değil mi Eray? Sen söyledin. Evet. Cinsellikte oldukça postmenopozal, perimenopozal her vakit temel bir şey. Ama hem bence müfredata koyulması hem de ondan sonraki eğitimlerin yapılması açısından bu kadar artan talebin karşılanması adına daha sistematik bir şey olması gerektiğini de herhalde düşünüyorsunuz değil mi? Zaten derslerine koymuşsun ama bunun hani genel bir müfredat programında olduğunu hem cerrahi kısmının hem de eğitim kısmının hali hazırda olmadığını görüyorum. Ben bu kadar uzmanlık sonrası talep olduğuna göre bunun değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir soru daha var. Daha doğrusu hemen size yönelteceğim iki soru. Himinoplasti konusunda ne düşünüyorsunuz? Kimin sorusu? Daha etik bir şey mi bu? İki, yani sen cevap ver. Şimdi himinoplasti konusunda hasta, ben şöyle düşünüyorum. Hasta ne istiyorsa onu yaparım ben. Hı-hı. Ya şöyle bir şeye hakkım var mı? Sen burnunu düzelttirmek istiyor bir hasta. Hı-hı. Senin burnun düzelttirilemez. Düzeltmemelisin. Sen normal burnun var. Soluk alıp veriyorsun. Yeter bu. Ya da ne bileyim botoks yapmana gerek yok. Böyle kaşların daha güzel. Yani bunu bizim hakkımız var mı? Hastanın kendi bedeni üzerindeki şeye. Hastanın himenoplasti dediğiniz şeyin birkaç şeyi var. Birincisi tıbbi olarak hastaya biz müdahale ettikten sonra himenini dikebiliyoruz. Yani hangi himenoplastiden bahsediyorum? İsteğe bağlı himenoplastiden bahsediyorum. Evet, isteğe bağlı diyelim. Hasta kendisi ne yapmak istiyorsa ben onu yaparım. Hastanın onunla ne yapacağı beni ilgilendirmez. Hasta talebini yeterli buluyorsun. Hasta talebi yeterli zaten. Kendi evet. Vücudu üzerinde bir tasarrufta bulunuyor hasta. Psikolojik arka planı nedir? Onunla ne yapacak? Ben niyet okumak ya da toplumsal var olan ahlaki normların üzerinde tartışma yaratacak durumda değilim ki. O hastayla benim aramda. Evet. Buraya kadar inerseniz yarın öbür gün sen çocuğunu niye şöyle doğuruyorsun, niye sezaryen yapıyorsundan tutarsınız. Hani niye kürtaj oluyorsun'a kadar gidersiniz. İnsanların bireysel hakları var. Kendi vücudum üzerinde istediğim tasarrufu yapabilme hakkım her zaman korunmalı diye düşünüyorum ben. Hasta neyi talep ediyorsa ben hizmet sunucuyum. Bunun hizmetini en iyi şekilde yaparım. Kişisel görüş sunmuyorum diyorsun. Akın sen ne düşünüyorsun bu konuda? Himenoplasti konusunda. Şimdi bizim bir soru çok, şöyle aslında. Etik ve hukuki açıdan tartışılıyor mu? Hekimler açısından bir hukuki süreç yaratır mı diye soru sormuşlar. İngiltere'de çıkan bir tartışma üzerine. Ona da yanıt vereyim. Şimdi bir defa şunu unutmamak lazım. Himenoplasti yeri ve zamanı geldiğinde hayat kurtaran bir operasyondur. Bunu hiç unutmayın. Sosyolojik açıdan bakıyoruz. Efendim? Sosyolojik açıdan. Tabii ki. Açıdan. Yani şimdi bakın bizim bu tür tartışmalarda en çok yaptığımız hata elma ve armutları karıştırma hatasını yapıyoruz. Şimdi himenoplasti bir keyfe yönelik süreçse tabii ki hayır. Yani veya bir ekonomik katkıya yönelik bir şeyse tabii ki hayır. Ama bir sosyolojik gereklilikse himenoplasti, bakın çok iddialı bir laf ediyorum, hayat kurtaran bir ameliyattır. Ben böyle bir başka ameliyat bilmiyorum. Ha bu sadece örneğin İslam dünyasına özgü bir şey de değil bu himenoplasti. Katolik dünyada da çok meşhurdur. Özellikle radikal Yahudiler arasında da oldukça önemli bir konu. Dolayısıyla himenoplastiyi hep böyle küçümseyip ötekileştirerek işte
bir kandırılma sürecine ortak olmakla bizi suçlayarak temel sosyolojik sorunu görmezden gelmemek lazım. Dolayısıyla himenoplasti konusunda aynen Eray gibi düşünüyorum. Ve himenoplastinin hayat kurtarıcı bir ameliyat olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi bu İngiltere'deki yasaklanması hikayesi de çok ilginç aslında. Orada biraz da başka bir şey var. Bir yanlış hatırlayabilirim. Alena mı ne? Kızın adı öyle bir şeydi galiba. Bu bir Müslüman kız. Ve işte küçük yaşta tecavüz ediliyor falan falan bilmem bir şeyler. Ve sonra himenoplasti yapılmasını istiyor. Yani şeyden, NHS'ten yani National Health System'den. Ve onlar onun üzerine biliyorsunuz NHS çok şey bir kuruluştur. Yani paraya da çok önem verirler. Evet. Onun üzerine onlar diyorlar ki ya biz bunun önünü açamayız. Yani bunun önünü açtığımız anda müthiş bir surge olacak. Ve dolayısıyla böyle bir çare getiriyor akıllarına. Onlar ekonomik olarak buna evet. Yani biz bunu ödemeyle evet, yani getirmek istiyorlar aslında. Evet yani yoksa bu bir ya bakın aynı sorunu bak ben size bir şey söyleyeyim. Bu çok ilginçtir. Bugün İngiltere'de askı cerrahileri yasaklandı biliyorsunuz. Yani midüretral askı konulmuyor. Hakeza örgü cerrahileri de yasaklandığı gibi. Şimdi İngiltere'deki bu yasaklama kimin işine yaradı biliyor musunuz? Çok ilginç. İsrail'in hatta Brezilya'nın zaman zaman Türkiye'nin. Çünkü üner inkontinansın şu andaki etkin tedavilerinin en üstünde askı cerrahileri var. Bunu kimse yatsıyamaz yani. Siz bunu yasaklayarak talebi olan hastaya kötülük yaptınız. Daha da ilginç bir öykü var bunun arkasında. Bu cerrahinin yasaklanmasına ön ayak olan kadın dava açtı. Dedi ki işte ben dedi yürüyemiyorum dedi, kötürüm oldum dedi, üst üste ameliyatlar yaptılar beni dedi. Ve bu kadını Maldiv adalarında eğlenirken görüntülediler. Yani akıl alacak şeyler değil. Yani özellikle arka planı iyi görürsek bu tür yasaklamaların ruhunu daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Ben bu sağlık sistemi politikası açısından da bir bakış açısı var. Tabii bunu %100 söyleyemem ama bunları hayati kabul etmiyor biliyorsun. Fonksiyonel sorun yani hayat kalitesini bozan sorunlar kabul ediyor. Dolayısıyla buraları ödeme yapmak falan üstlerine gitmiyor. Onu yasaklıyor. Evet yani yasaklıyor. Yaptıracaksan paranla yaptır dışarıya git diyor yani. Tabii. Böyle kısıtlayıcı davranışları var. Tabii. Tabii yani İngiltere'nin ruhunda bu vardır. Ya evet, bütün evet. Yani ekonomi paranın ön planda olduğu tüm sistemlerde bu böyledir zaten. Kesinlikle. Olayı etik veya sağlığı iyileştirme anlamından bak, sağlığı iyileştirmeye katkısı olmayacağı için buna da para ödemek istemiyor. Yani değilse onun umurunda değil aslında böyle bir cerrahinin yasaklanması muhtemelen. Burada bir soru daha var. Diyor ki hekim için evet, yasal evet, sorun haline gelmesi riski evet, var mı? Evet, onu unuttum. Ha, evet. Yani bence bu kısmı çok daha önemli. Şu ana kadar Türkiye'de bu konuyla ilgili açılmış bir tane dava yok. Yani hukuki açıdan sorun teşkil etmesine yönelik bir alınmış İçtihat kararı da yok. Ama hukuk sisteminde tartışıla gelen bir konudur bu. Yani olmayan bir konunun üzerinden konuşuluyor genellikle. Ama gerçekten o konuda çok iyi bir derlem okuduğumu biliyorum. Şu anda Türk hukuk sistemini zorlayan bir konu değildir bu. Evet, zaten hukuka hangi yönüyle başvuracak? Kim ne diyecek? Niye hukuka düşecek? Onu anlamak da çok zor bu konuda. Evet. Tabii ki. Hani neyi tartışacak yani? Eray'ın da söylediği gibi bir talep var. Kendi kişisel bedeniyle ilgili talep. Hukuki boyutunu ne oluşturabilir bunun? Onu ben de hani çok daha çok belki etik açıdan tartışılabilir. İşte hekimler, uygulayıcılar, talep edenler vesaire. O da hani tamamen hekimle hasta arasındaki bakış açısını sınırlandırabilir. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir şey mi söyleyecektin Erdem? Hayır, bir şey aklıma geldi hatırladığım bir Ankara'da muayenehanem vardı benim o zaman bir hanımefendi gelmişti orta yaşın üstünde. Doktor bey dedi ben dedi eşime dedi bir hediye vermek istiyorum dedi.
Ben böyle şaşırdım. Yani burası dedim kadın doğum muayenehanesi hediye ne verebilir ki? Onu düşündüm. Evet. İşte evliliğimizin 25. yılı dedi. Ben dedi himeroplasti ameliyat istiyorum. Yani evet, o da oldu biliyorsun Akın. Yani bu Avrupa'da da daha çok yine Türklerin talep ettiği bir böyle moda halinde işte nişanlılık dönemi, evlilik dönemi falan gibi çeşitli tarihleri belirleyerek bu taleplerin oluşturulduğuna dair anekdoter şeyler okuyorum. İşte insanların talepleri değişken, böyle taleplere biraz değişik bakılması da şaşırtıcı değil. Çünkü gerçekten biz bile zaman zaman eleştirebiliyoruz bunları. Ben öncelikle katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Birincisi gerçek anlamda hani genital bölgedeki birçok değişikliğe zamanla, yaşla, kolajen doku defektleriyle, doğumla maruz kalan kadın bedeninde aslında yaptığımız birçok uygulamanın tıbbi bir temeli de olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra dış genital organa yapılan beraberindeki uygulamaların kadın sağlığını ve cinselliğini iyileştirici tarafı olduğunu, konu başlığımızı da düzeltecek veya doğrulayacak şekilde faydalı sonuçların olduğunu yayınlarla gösterildiğimi sizin konuşmalarınızdan anlıyorum. Bunun gittikçe artan kadın tarafındaki talebi ve doktor tarafındaki öğrenme ve uygulama talebinin de dolayısıyla hani önümüzdeki zaman diliminde daha da belki de öne çıkacağını ve yoğunlaşacağını da bu konuşmalardan anlıyorum. Dolayısıyla hem kadın cinsel sağlığını ve döngüsünü, hem kadın genital medikal estetiklerini ve cerrahi estetiklerini iyi öğrenmek, artan talebi de düzgün ve sağlıklı bir karşılamak açısından önemli. Çünkü bu uygulamaların, ben mesela hep onu söylerim, iğne yapmak bile risklidir. Doğru kararlar alacağız, doğru uygulamalar yapacağız, becerilerimizi artıracağız. Çünkü bunların, evet talep çok arttı ama belli bir beceri ve bilgi düzeyinden olmadan yapıldığında da bazen sorunlarla karşılaşma olasılığımızı da hatırda tutmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda uzmanlık sonrası eğitim veriyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bunları da sıklıkla gözlüyorum. Hem programımıza verdiğiniz katkılarınız için hem de meslektaşlarımıza bu konuda verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak söylemek istedikleriniz var mı? Ben özellikle böylesine güzel bir programda bulunduğum için çok keyif aldım. Sevgili Aydan Hocam, çok özledik bu arada sizi. İnşallah en kısa sürede görürüz. Evet, sizi de karşılaşırız. Evet. Sevgili Eray'la da çok zaten elimizden geldiğince sürece katkı koymaya çalışıyoruz. Evet. Biz bilim ve doğru bildiğimiz şeyleri uygulamaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Eray'cığım. Hocam ben şunu da eklemek istiyorum. Tıpta uzmanlık kuruluna gereksiz seksoloji tedavilerimiz, gerekse vajinismus tedavisi, gerekse otolog yağ transplantasyonu da dahil olmak için birçok konuda uzmanlık derneklerimiz aracılığıyla başvuruyoruz. Ve uzman arkadaşlarımızın bu tür şeylerin merdiven altına düşmemesinin en önemli şeyi de bunun bilen kişiler tarafından bilinçli bir şekilde, açık bir şekilde öğretilmesidir. Yasaklanmakla, sınırlandırmakla, onun bunun şikayetiyle, efendim o yapmasın, ben yapmasınla böyle bir döngü, böyle bir dünya yok. Onun için biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz ki burada Akın abi ciddi bir öncülük yapıyor hepimize, ciddi bir mentörlük yapıyor. Ve biz dediğim gibi yani takip etmeye, öğretmeye, öğrenmeye, kendimiz de öğrenmeye devam ediyor şu an. Herhalde zaten yani bu konuyu başlık olarak almamın ana nedenlerinden birisi bu. Talep var, eğitimimiz iyi olmalı, kadına hizmet ediyoruz, sonuçları düzgün olmalı. Gerçekten bunun uygulayıcısı kadın doğumcular olmalı. Çünkü bu anatomiye, bu bölgeye, bu bilgiyi eğitim süremiz boyunca en iyi almış hekim grubuyuz, cerrah grubuyuz. O bakımdan yani bu konu hala bir gerçek, bilimsel bir gerçek, anatomik bir gerçek, fonksiyonel sorunlara da katkısı olan bir durum. Demek ki en iyi şekilde yapılması için müfredat düzenlemeleri, uygulamadaki eğitimler, uzmanlık sonrası elbette ki eğitimler devam edecek. Yani herkesi standart yetiştirmek de kolay olmuyor. Ama uzmanlık süresi ve bu konunun kadın doğum hekiminin uygulamasının içerisindeki sınırların belirlenmesi ve düzgün uygulanması için gayret gösterilmeli. Gerek müfredat düzeyinde gerek ondan sonraki düzeyde. Bu yüzden katkılarınızı görüyorum ve bu program için de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Başka programlarda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun.